Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar 17.20'nin üzerinde tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Dolar yükseliyor ve yükselecek de. Evet, buraya kadar hepimiz mutabıkız. Bunu herkes biliyor. Ama şimdi dolarla işi olanların, dolar yatırımcısının merak ettiği soru şu: dolardaki bu yükselişe müdahale ne zaman gelecek? Hangi fiyat aralığında gelecek? Ve hükümet dolara artık nasıl müdahale edecek? Elinde nasıl bir silah kaldı? Ve en önemlisi de bu müdahale başarılı olacak mı? Yani geçmişte GESTE ve BDDK kararlarında gördük. Aşağıya bir geriledi ama tekrar yukarı yaptı. Yeni gelecek müdahale Aralık'taki gibi bir şelale düşüşü mü yaratacak? Yoksa GES ve BDDK kararlarında gördüğümüz gibi sınırlı bir düşüş ve tekrar yerini yükselişe bırakacak mı? İşte bu videomuzda bu sorulara detaylı bir şekilde yanıt vereceğiz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi yeni katılan arkadaşlarımız da var Avrasya Yatırım ailesine. O yüzden çok kısa bir şekilde bu kur neden tekrardan 17-20'nin üstüne attı? Bunu bir hatırlayalım. Daha sonra hiç görmediğiniz yeni Merkez Bankası'ndan mesela aldığım bir takım grafiklerle bu kurdaki artışı açıklayacağım ve yeni dışarıdan da haberler var. Bunlara da değineceğiz arkadaşlar ve buradan bir aralığa gideceğiz. Yani müdahale hangi aralıkta gelir, başarılı olur mu olmaz mı sorusunu cevaplayacağız. Şimdi dediğim gibi yeni katılan arkadaşlarımız için şunu söyleyelim. Bir kere neden bu kur yukarı gidiyor dediğimizde ana sebebi çok iyi biliyoruz. Dışa bağlı bir üretim sistemimiz var. İğneden ipliğe her şeyi ithal ettiğimiz için dış açık veriyoruz ve rezervlerimiz eksi de. Ben 4 Temmuz itibariyle rezervlere baktığımda ne yazık ki arkadaşlar eksi 63 milyar dolarlık bir rezervimizde eksi vardı. Ve buna bağlı olarak da, yani dışa bağlı ithalatçı sisteme bağlı olarak rezerv eksi veriyor. Ve buna bağlı olarak da ilk 5 aydaki cari açığımız 43 milyar dolar arkadaşlar. Geçen yılın Ocak-Mayıs'ına göre %136 artmış durumda. Zaten bunu geçmiş videolarda, raporlarda da size söylemiştik. Dolayısıyla bakın, sizin sisteminiz para kazanmıyor ve rezervler dolmuyor. İkinci neden yine enflasyon. Enflasyonu konuştuk geçmiş videolarda. %78 enflasyon geldi. Politika faizi kaç? 14. Demek ki 100 liranızın 78 lirası enflasyonla havaya uçuyor. Eğer bir 100 liranız varsa bankada, hayal edelim, 78 lirası enflasyonla havaya uçuyor. 14 lirasını faizle yerine koyuyorsunuz. Yani politika faizi 14. 78'den 14'ü çıkarttığınız zaman reel zararınız ortaya çıkıyor. O da 64 lira. İşte bu negatif reel faiz deniliyor. Enflasyon yukarıya gittikçe dolar TL'nin yukarıya gitmesi bizim zaten beklediğimiz bir gelişmeydi arkadaşlar. Ve bakın, İşte şimdi çok fazla göz önünde olmayan ama şu dolar TL'yi 17'nin üstüne attıran gerekçelerden birisini şimdi ekrana getirelim arkadaşlar. Bunu kamuoyu hiç konuşmuyor. Hep Avrasya Yatırım gündeme getiriyor. Madem lira enflasyonun yükselmesine bağlı olarak değer kaybediyorsa, bakın size işte liraya değer kaybettiren, enflasyonu yukarıya çeken Merkez Bankası'nın ikinci günahını gösterelim. Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası'nın tek günahı politika faizini sabit tutmak değil. Bir önemli günahı var. O da ne? Karşılıksız para basmak arkadaşlar. Karşılıksız para diyoruz. Basılan paranın illa altın olarak ya da başka bir değerden karşılığının olmasına gerek yok. Basılan paranın normal bir ekonomide arkadaşlar büyüme kadar karşılığı olur. Yani siz ne kadar mal ve hizmet üretiyorsanız o kadar para basabilirsiniz. Yani ekonominiz ne kadar büyüyorsa bu mal ve hizmet mübadelesi amacı ile o kadar fazla para basabilirsiniz. Ama büyümeden çok daha fazla para basıyorsanız işte ne olur? Bunun sonunda çok büyük bir enflasyona sebebiyet verirsiniz. Şimdi bakın, Türkiye'nin büyümesinden çok daha fazla miktarda para basılıyor. Siyasi iktidarın işini kolaylaştırmak için basılan bu para bizlerin yaşantısına enflasyon olarak dönüyor ve enflasyon da liranın değerini düşürerek doları yukarıya doğru çekiyor. Bakın, elektronik veri dağıtım sistemi içindeyim. Haftalık para arzı içindeyiz.
Haftalık para arzı içinde bu başlığın altında dolaşıma çıkan banknot ve madeni para toplamını merak ediyoruz. Bunu gördüğünüz gibi işaretledim, seçtim, şuraya koydum ve rapor seçeneklerinden şurada çizdirdim. Bir grafik haline getirdim arkadaşlar. Bakın burada 2021'in Şubat'ında bu rakam neymiş arkadaşlar? 183 milyarmış. Daha sonra Merkez Bankası burada gaza basıyor arkadaşlar ve dönüp 2022'nin başına geldiğimizde 239 milyara çıkıyor. Ve yetmiyor arkadaşlar, tam gaz para basmaya, darphaneyi çalıştırmaya devam ediyorlar ve miktar ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlarım 291 milyara ulaşıyor. Yani burada kıymetli arkadaşlarım, ya 2021'in Ocak Şubat'ına kıyasladığımız zaman nereden baksanız %59'luk bir artış var. Gördüğünüz gibi şurada 183 milyar olan rakam, şurada en son veri 24 Haziran'ı içeriyor, 291 milyara çıkıyor. Elbette şimdi şu soruyu sormak lazım. Türkiye geçen bu sürede %59 büyüdü mü? Tabii ki büyümedi. O zaman bu basılan para ne yazık ki enflasyonun sebeplerinden biri oldu. Değerli arkadaşlarım, bir ekonomide karşılıksız para basılıyorsa enflasyonun olması çok doğal. Enflasyon olunca da videoda da dediğimiz gibi ne oluyor? Milli para, yani lira, değer kaybediyor. Ve en önemlisi şu arkadaşlar, dönüp hükümetin enflasyonla gerçekçi bir mücadelesi var mıdır yok mudur diye baktığımızda yine sonuç tam bir hayal kırıklığı. Neden? Bakın ekrana hükümetin enflasyonla mücadele için neler yaptığını bir getirelim. Değerli arkadaşlarım, bakın bu tablo Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandı. Enflasyonla mücadeleye yönelik attıkları adımları gösteriyor. Birincisi diyor ki, gıda ürünlerinde biz KDV'yi %1'e indirdiniz. Yeme içme hizmetlerinde KDV %8 olarak belirlendi. Ama senin enflasyonunu oluşturan ana gerekçe senin ülkenin tarım üretiminden vazgeçmiş olması. Yani AKP döneminde biz ayçiçeği, buğdayı, nohutu, mercimeği Türk topraklarında üretmekten vazgeçtik. Rusya'dan, Kanada'dan, Yunanistan'dan, dışarıdan almaya başladık. Keza hayvancılık da öyle. Dolayısıyla siz üretimi artıracak işler yapmadıktan sonra KDV indirimleriyle Allah aşkına siz enflasyonu ne kadar kontrol altında tutabilirsiniz ki? Tutamıyorsunuz zaten, rakamlar karşımızda. Ve diyor ki sabun, şampuan, deterjan da 3 numaralı maddeye bakın arkadaşlar, KDV'yi 18'den 8'e indirdik. E zaten sizin sanayinizin problemi o. Yarı mamülü ham maddeyi dışarıdan almadan üretim yapamıyorsunuz. Eleştirdiğimiz nokta bu zaten. E dolayısıyla şimdi sabunu, şampuanı üretirken yarı mamül dışarıdan geliyorsa sen bunu 18'den 8'i indirsen KDV'sini, raftaki ürünün fiyatını düşüremezsin. Bağımsız bir tarım, bağımsız bir sanayi oluşturmanız lazım. Dolayısıyla arkadaşlar burada 11 tane madde var ama bu 11 madde de Türkiye'de tarım ve sanayi üretimini artıracak ve milli yapacak önlemler olmadığı için ne yazık ki enflasyon düşmüyor, düşmeyecek. Buna bağlı olarak da kur yukarı gitmeye devam edecek. Aramıza yeni katılan arkadaşlara bir de şunu da hatırlatmak lazım. Kur korumalı mevduat 1 trilyonun üzerine çıktı. Ve geçmiş videolarda Remzi abi bu tehlikeyi bize işaret etmişti. Bankalarda döviz faizi artıyor. Dolayısıyla acaba vatandaş kur korumalı da devam edecek mi? Bakın burası gelecek dönem için gerçekten çok büyük bir risk oluşturuyor. KKM'nin bozulacak olması ya da bozulma ihtimali arkadaşlar, işte sadece dışarıdan gelen taleple değil, içeriden gelen döviz talebiyle arkadaşlar burada kuru çok trajik noktalara götürebilir. Bunu da antır parantez unutmamamız lazım. Bu KKM işi başımıza iş açacak. Ve gelelim bir de dış talebe. Dış nedenler de var. Buraya kadar yazdığım ya da buraya kadar söylediğim gerekçeler arkadaşlar hep kuru etkileyen iç gerekçelerimizdi. Şimdi dış nedenlere baktığımızda
Dün değerli arkadaşlarım Bloomberg terminalinden çok önemli bir haber geçti. Bu haberi tabii Türkiye'de kimse vermedi pek fazla. Kulağının üstüne yattılar ama siz eğer dolar TL yorumu yapacaksanız dış basını ve verileri çok yakından takip etmeniz lazım. Bakın neydi o haber dediğimizde Bloomberg Economics'in son tahminlerine göre tüketici duyarlılığının rekor düşük seviyeye ulaşması ve faiz oranlarının artmasının ardından önümüzdeki yıl Birleşik Devletler'de resesyon olasılığı kabaca 3'te 1'e çıkmıştır diyor. Ve devam ediyor. Direkt terminalden okuyorum arkadaşlar. Konut izinleri ve tüketici anketi verilerinden 10 yıllık ve 3 aylık hazine getirileri arasındaki boşluğa kadar çeşitli faktörleri içeren olasılık modeli yani resesyon olasılık modeli şimdi önümüzdeki 12 ayda %38'lik bir durgunluk olasılığını gösteriyor. Bu sadece birkaç ay önce %0 civarındaydı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, siz şirket sahibiyseniz, siz ekonomiyi yönetiyorsanız, bakansanız, ne bileyim normal bir vatandaş bile olsanız, eğer dolarla işiniz varsa dışarıda doların olduğu ülkede nelerin olacağını gözünüzü kapatarak geçemezsiniz. Bakmanız gerekir. Ve ne oluyor ben size söyleyeyim. Buradaki bu resesyon ihtimalinin artması arkadaşlar ne yaptı? Dolar endeksini yukarıya doğru çekti. Şimdi bakın ben bu videoyu çektiğimde dolar endeksine baktım arkadaşlar. İnanın tüylerim diken diken oldu. Neden diyeceksiniz? Dolar endeksi Amerikan dolarının 6 tane majör dünyadaki paraya göre değerini gösteren bir endekstir. Değerli arkadaşlarım bu endeks şöyle hemen grafiğe bakıyorum. Mayıs'ın sonunda 101'de. Mayıs'ın sonunda 101'de olan bu endeks şimdi gelmiş arkadaşlar 107'yi aşmış durumda. 101'den 107'ye gelmiş. Dolayısıyla burada çok korkunç bir artış var. Yani bu artış küresel olarak doların değerlendiğini gösteriyor. Doların değerlendiği bir ortamda kıymetli arkadaşlarım, siz dolar TL'nin yerinde kalacağını varsayamazsınız. Sayın Nebati diyor ki işte Fed'in yaptığı davranışlar bizi etkilemez. Nasıl etkilemez? Bakın Amerika'daki işte bu resesyon beklentisini artıran ana unsur Fed. Amerikan Merkez Bankası faizi artırdıkça Amerika'da resesyon beklentisi yukarıya gidiyor ve dolar endeksi yukarıya gidiyor. Çünkü niye? Faiz artıyor, dolar değerleniyor, para miktarı geri çekiliyor ve buna bağlı olarak da emtialar etkileniyor. Ben size her videomda şunu söyledim. Altın fiyatlaması ile ilgili olarak altın uçacak, altın kaçacak, bilmem ne amca altın yukarı gidecek diyor, bilmem ne uzman altın şu olacak, bu olacak diyor. Onlara tek cevap vermiştik. Demiştik ki Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırdığı ve para miktarını düşürdüğü bir ortamda kriptolardan, altından ve borsalardan hayır beklemeyeceksiniz. Özellikle kripto ve altını parasal daraltma işleri vurur dedik ve vurdu da arkadaşlar. Bakın resesyondan dolayı petrol fiyatları dün mesela neredeyse %10 düştü. Bakır fiyatı düştü, altın fiyatı düştü. Dolayısıyla burada ben Amerikan Merkez Bankası'nı ignore ediyorum, görmezden geliyorum diyemezsiniz. Bu döner emtiadan dolara altına kadar buradan gelecek kararlar her şeyi etkiler. Dolayısıyla burada bizim çok rahatlıkla söyleyeceğimiz bir olay şu ki kur yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Ha, gelelim şimdi esas merak ettiğiniz sorunun cevabına. Yani müdahale gelirse nerede gelir? Nasıl gelir? Etkili olur mu? Kıymetli arkadaşlarım, müdahale aralığı olarak ben hükümetin 18 ila 20 lira arasını değerlendirdiğini düşünüyorum, şahsi fikrim. Ama tabii ki burada 18-20 arasında müdahalenin ne olduğu, müdahale silahının ne olduğu çok önemli olacak arkadaşlar. Şöyle not aldım. Birincisi dedim ki faiz artırımı harici tekrar şirket dövizine ya da hele hele en kötüsü bireysel dövizlere el atmak gibi bir uygulama olursa bu tamamen ters teper ekonomideki bütün dengeleri paramparça eder. Bunun haricinde işte yine BDDK, SPK bu tip kurumlar önderliğinde geliştirilecek teknik bir ürün karşımıza çıkarsa
Bu da arkadaşlar an itibariyle bakın yurt dışında diyoruz ki resesyon fiyatlaması oluyor. Dolar endeksi yukarıya gidiyor. Küresel olarak dolar değerleniyor. Bütün bu gelişmeler karşısında bu teknik ürün doları durduramaz arkadaşlar. İkinci nokta. Eğer 18-20 arasında en az 10 puan faiz artırımı yapılacak bir şekilde rotaya girilirse kurda gerileme görebiliriz arkadaşlar. Ama bu da tek başına yetmez. Kuru bir geriletir. Bundan sonra rotada ne yapıldığı, yani faiz artırımına devam ediliyor mu, edilmiyor mu? Daha rasyonel Merkez Bankası politikaları yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Merkez Bankası bağımsız mı, değil mi vesaire uygulamalara bakar yatırımcılar. Ve şu da olabilir ya da yerli ve yabancı yatırımcıya yüksek faizli bir bono çıkartılması haberi duyarsanız da bunun kurları aşağıya doğru çekeceğine emin olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunlar dediğim gibi ihtimalleri konuşuyoruz. Bu ihtimallere göre pozisyon alacaksınız. Ama ne yazık ki bunların hepsi arkadaşlar, hepsi hazineye yani vatandaşa korkunç bir yük getirir. Neden arkadaşlar yerli yabancı yatırımcıya yüksek faizli bir bono diyorsunuz ya da bizzati merkezin faiz artırımı diyorsunuz? Faiz artırımları için kaynak nereden gelecek? Hazineden. Hazine nereden alacak? Zamlarla sizden alacak. Dolayısıyla vatandaşın suyunu çıkartacak, limon gibi sıkacak yeni zamlar karşımıza çıkar. Tabii ki bunlar yapılmazsa eğer arkadaşlar, bunlar yapılmazsa kurun yukarıya doğru devam ettiğini göreceğiz. Kur yukarı gittiği zaman da kur geçişkenliğiyle enflasyon çok trajik noktalara gidecektir. Türkiye hiperenflasyon aleminde koşar adım gidecektir arkadaşlar. Elbette ki hiperenflasyon da dönüp kimi vuracak? Yine vatandaşı vuracak. Yani bakın gerçekten enflasyonu düşürecek reformlar yapılmadığı için faiz artırarak ya da ne bileyim bono çıkartılarak yapılacak önlemler geçici olarak kuru düşürür ama hazine üzerinden yine size yük olur. Bunları yapmasa, kur yukarıya gitse enflasyon yarattığı için yine sizin üstünüze bir yük. Yani reform harici her yol vatandaşın bir şekilde ezildiği bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım burada vatandaşı, hepimizi daha doğrusu, çok ama çok zor günler bekliyor. Ben bir kez daha Remzi abinin işaret ettiği noktaya gelmek istiyorum. Kur korumalı mevduat arkadaşlar bakın çok büyük bir soru işareti. Çok büyük bir risk orada, 1 trilyondan fazla büyük bir risk birikti arkadaşlar. Allah sonumuzu hayra getirsin diyorum arkadaşlar. Ama gidişat ne yazık ki gidişat değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.